Hay bir yakzan. Adım adım önce kendi varlığını, sonra varlık alemini idrak eder. Bu hikaye evvela bir kayıpla başlar. Kendisini bulup büyüten, anne olarak gördüğü bir ceylanı kaybeder. Hay bir yakzan. Bu kayba çok üzülür ve yalnız kalır. Evvela ölümü idrak eder. Ölümü yaratan bir yaratıcının olduğunu idrak eder. Hay. Alemi, bu alemin sahipsiz olmadığını ve bu alemin var olması için evvela bir yaratıcının olduğunu da idrak eder. Sonra hayatını idame ettirirken annesi olarak gördüğü Ceylan'ın ölümüyle sorular sorar kendine ve bu sorular onda bambaşka bir düşünceye yol açar. Hakikate ulaşma yolculuğudur bu yolculuk. Ve yalnız yaşarken Apsal isminde biriyle karşılaşır. Çünkü Apsal'la karşılaşmasa hakikat dediğimiz yolculuk yarım kalacaktır. İnsan toplumla yaşayan bir varlıktır ve cemiyet olmanın manası eksik kalırsa haliyle hakikatte bir eksiklik söz konusu olacaktır. Nitekim Hay bunu da tamamlar ve işte adım adım o ulaştığı hakikat yolculuğunu tamamlar. İbn-i Tüfeil bize Hay bir yakzan eseriyle hakikat yolculuğunu anlatır. Efendim, insan doğar, doğumundan ölümüne kadar bu hakikat yolculuğundadır aslında. Peki hakikat dediğimiz şey nedir? Bunun belirli bir sınırı var mıdır? Bu ve benzeri konuları işte bugünkü Sahur Sevinci programımızda konuşacağız. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli ve değerli hocalarım var bugün. Onları size takdim edeceğim ama öncesinde her gün olduğu gibi bir Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyelim. Kalplerimizin, gönüllerimizin pasını silelim. Sonrasında kıymetli hocalarımızla birlikte sohbetimize başlayacağız. Kur'an-ı Kerim tilavetini Mehmet Aşık Kutlu Camii İmam Hatibi Furkan Kıroğlu hocamız yapacak. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Es-saidu billah, bismillah. Ve izâ kuri'el Kur'an fessemi'û lehu ve ensitû leallekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet ediyiz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةِ
ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم الفاتحة Hicri 1444, miladi 2023 yılının 24. sahurunun sevincini ve heyecanını sizinle paylaşmak üzere Vav Televizyonu'nda Sahur Sevinci programında beraberiz. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Çok kıymetli ve değerli hocalarımız var. Evvela Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kalplerimizin, gönüllerimizin pasını silen Furkan Kıroğlu hocam bizimle. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok şükür, elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah inşallah. Hocam. Çok teşekkür Allah ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim Doktor Savaş Şafak Barkçın hocam bizimle. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Allah şükür, çok teşekkür ederim. Rabbim daha iyi etsin, cümlemiz. Sağlık, afiyet versin. Amin, cümlemiz. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Mehmet Öncel hocam bizimle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sefalar bulduk. Nasılsınız? Aslında üstadımızın huzurunda canibinde yani. Durmak bile... Abi hepimiz çırağız. Üstad yok. Ayrı bir sevinç ve sürur kaynağı bizim Estağfurullah. Için. Estağfurullah. Rabbim daha iyi etsin hocam. Hocam eskiler birbirine Ramazan-ı Şerif'le aran nasıl diye sorarmış. Ben de artık bu programın bir adeti haline getirdim onu. Evet. Evvela konuklarımıza onu soruyorum. Sizin aranız nasıl Savaş hocam? Abi aram çok iyi. Fakat ben şeker hastası olduğum için bu sene yalnız 20 seneden beri yani ben bayağıdır şeker hastasıyım. 20 seneden beri ilk defa bir hafta elhamdülillah tutabildim. Elhamdülillah. Ama bir hafta sonra baktım ki hastalık daha iyiye gitmiyor. Mecburen son vermek zorunda kaldım ama o bir hafta benim en neşeli, en ferah ve en rahat olduğum hafta oldu gerçekten de yani. İnsan evet. Onun kadrine varıyor. Bir şeyin yokluğu biliyorsun varlığının habercisi gibidir yani hatırlatıcısı gibidir. Elhamdülillah.
Onun haricinde zaten bizde Ramazan'ın içinde sadece biraz masraflı oluyor. Çünkü kronik hastalığımız olduğu için kefaret ödüyoruz. Evet. O da elhamdülillah. Rabbim acil şifalar versin hocam. Sizin nezdinizde tüm hastalarımıza. Bütün evet, tutamayan hasta olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Evet hocam, sizin nasıl Ramazan-ı Şerifleriniz? Elhamdülillah. Biz şükür makamındayız. Hocam gibi sabır makamında değiliz. Hamdine aciziz. Ramazanımız elhamdülillah bereketli geçiyor. Bu sene herhalde biraz daha böyle Mevla'nın ikramı biraz fazla gibi. Yani hiç hissetmedik. Yani, sabık senelere nazaran baktığımızda biraz susuzluk, biraz yorgunluk olurdu. Hocamın dediği gibi ilk haftalar hiç hissetmedik. Elhamdülillah şimdiye kadar da böyle rahat bir şekilde devam ediyoruz. Mevlam bozmasın inşallah. Amin hocam. Rabbim daha iyi. 24. sahur hocam. Maşallah. Yani şurada 5 gün gibi bir süre kaldı artık. 5 sahur daha kaldı. Başka da vakit kalmadı. Yani o kadar güzel bir ay ki geliyor, böyle hızlı bir şekilde geçiyor. Adeta avucumuzdan kayıp gidiyor hocam. İşte evet, ne kadar istifade edersek o kadar kar. İnşallah istifade edebilmişizdir bu vakte kadar da. İşte o huzuru hissedebilmişizdir gönlümüze ki sonraki aylara da o huzuru yayalım. Tabii huzur demişken de hocam, bugün belki en çok karşılaşılan problemlerden biri de huzur. O huzuru bulmak. Yani huzur, insanlar huzur. Çok fazla mala mülke sahip ya da şan şöhrete sahip insanlar var günümüzde. Ya da geçmiş dönemlerde de böyle insanlar vardı. Evet. Her zaman var. Her zaman. Ama hep diyorlar ki bir şeyler eksik içimde. Yani bir huzursuzluk var. Onu elde edemedim diye. Şimdi bu huzursuzluk hakikat midir Savaş hocam? Vallahi hakikat tabii başka bir kavram da bu bir vakadır. Şimdi hakikati modern Türkçe'de gerçek diye, tabii eskiden de var Türkçe'de de. Ama hakikatin tabii çağrışımı farklıdır. Bir tevhid kavramı olduğu için bir mümin hakikat dediği vakit önce Allah-u Teala'yı kasteder. Çünkü gerçek olanıdır el-Hak. Cenab-ı Hak diyorsun mesela. Evet. Allah-u Teala'nın ismidir. İsmi şerifidir. Hakikat Allah'tır. Ama tabii bu huzur, huzursuzluk, işte hallerimizle ilgili yaşadığımız, gözlemlenebilen işlerle ilgili olan şeyi tabii realite denir. O da vaka da denilebiliyor. Niyet denir. Tabii huzur ilginç bir kelime abi. Yani kime göre huzur, nasıl bir huzur? Mesela bir cimri vermediği zaman belki çok huzurlu hissediyor. Fakat onun o huzuru onun belasıdır. Evet. Farkında ben... olmamak en büyük beladır aslında. Birçok insanı Allah muhafaza fasık veya kafir yanıltan şey, Rabbimiz bu dünyada yaptığın bir şeye karşı bir zannına, bir günahına anında müdahale etmiyor. Mühlet veriyor. Tevbe evet, mühleti veriyor. İmtihan mühletidir o aynı zamanda. Yani insana bakıyor. Bakalım azacak mı, kuduracak mı, yoksa yeniden bana doğru mu dönecek? Şimdi birçok insan şurada yanılır. Bu kadar ben abi üç kağıt yaptım, bu kadar halt karıştırıyorum ama bir şey olmuyor. Hatta bazı batılı filmlerde görürsünüz, işte adam haşa Tanrı'yı inkar eder. Sonra bağırır. Ey Tanrı, işte buradayım, ne yapacaksan yap. Bak yok falan gibi. Aslında onun o huzuru diyelim, huzur değil de, onun aslında en büyük belaya duçar olduğundan bir işarettir. Çünkü Allah'ı unutmak en büyük beladır. İnsan evet, Allah'ı unutmaya başladığı zaman hepimiz çok korkmalıyız. Çünkü o unutkanlık Allah muhafaza kalıcı olursa Allah'tan tamamen koparız. O yüzden huzur... Mesela huzur kelimesinin tam bir karşılığı aslında şeyde yoktur. Yani batılı dillerde de yoktur. Biz huzur diye tercüme ediyoruz ama o mesela dinginlik anlamına da gelebiliyor, barış anlamına geliyor. Mesela Fransızca'da da, İngilizce'de de peace veya la paix. Bu iki kelime evet, huzur diye Türkçe'ye tercüme edebiliriz. Fakat tam olarak huzur değildir. Çünkü onlar aynı zamanda barış demek. Yani... Hmm. Savaşsızlık hali, çatışmasızlık hali demek. Halbuki huzurun doğrudan çatışmayla bir alakası yok. Yani huzur içsel de olabiliyor. Birileriyle kavga, dövüş etmene gerek yok. Dışarıda patlama, çatlama olmasına gerek yok. Evet. O yüzden başka bir kavram. Tam karşılığı yok. İşte sükunet, sekinet,
Gene bunlar da huzurla irtibatlı kavramlar. Aslında sükunet biliyorsunuz aynı zamanda bir yerde sakin olmak demek. Yani bir yerde oturmak, mesken diyoruz ya. Mesken yapıyorsun aslında insanın sakin olduğu yer. Ama sükunet meskenle doğrudan ilgili bir şey değil. Anlam olarak söylüyorum. Aynı kökten geliyor. O zaman insanın demek ki bir makamı var, bir durağı var, bir konağı var. İçsel anlamda da oraya gelip konunca evindeymiş gibi rahat hissediyor. Yabancı hissetmiyor. Evinde olduğunu hissediyor. Aşinası olduğu bir yer. Hangi eşya nerede? Yani eliyle koymuş gibi anında bulur. Pencerenin ne tarafta olduğunu bilir. Güneşin nereden doğup nereden battığını. Öğle saatinde nerenin serin olduğunu bilir. İnsanın da kalbi asıl konağıdır abi. O yüzden huzur dediğin zaman aslında kalple ilgili bir şey söylüyoruz. Dışarıyla ilgili söylediğimizde biz sulh diyoruz. İnsanlar arası, toplumlar arası, dışsal sükunete sulh. Savaşsızlık hali. Harbin zıttı ama huzur, sekinetin karşılığı. Sekinet işte o manevi evinde olma. Dolayısıyla insanın evi olan, asıl evi olan kalbinde. Orada ayeti olmak. Mesela Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub var ya hocam. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur diye. Tatmin bulur. İşte tatmin olur. Evet o da. O da ayrı olur. Bir şey. İtminan kavramı da farklı bir şey burada. Yani buradaki peki o huzurla hakikate ulaşma arasında nasıl bir bağ var? Yani hakikat şimdi Allah dediniz hocam. Evet. Biz tanım olarak mesela hakikate direkt Allah mı diyeceğiz? Bir mümin için hani felsefi tartışmalar anlamında biliyorsun benim doktoram felsefedir, Batı felsefesi. Mesela felsefi genelde birçok tarifi var da onlardan birisi de gerçeği arama serüvenidir. Gerçeği arama, aramak demektir. Şimdi bir müminde o manada bir gerçeği arama yoktur. Çünkü gerçeğin içindedir zaten mümin. İman ettiğin anda gerçeğin içindesin. Yani sen sadece bilgiyle değil, sadece düşünceyle değil, her amelinle, her halinle, kendi bedenini de, ruhunu da, düşünceni de, her şeyi Rabbine bağladığın için senin için kaçar bir yer yok, gevşek bir şey yok. Yani resimde eksik bir renk yok. Hani puzzle olur, bazı parçaları eksiktir falan filan. Mümin için öyle bir şey yok. Mümin gerçeğin içinde sefer eder. Yani hakkı bulmuş olan adam zaten hakikati bulmuştur. Hak ona zaten ikram etmiş, hidayet etmiş. Hediye kelimesiyle aynı kökten biliyorsun hidayet. Yani Rabbimizin bir bahşidir. İnsana verdiği bir ikramdır. İman en büyük ikramdır. Şimdi Rabbimiz kendini tanıtıyor. Diyor ki senin kalbin de benim nazargahım. Sen beni andıkça ben de seni anarım. Ama Allah'ın anması bizim anmamız gibi değildir. Allah-u Teala sonsuz şekilde insanı nimetlerle çevrileyerek anıyor. Evet. Senin gücünün üstünde sana bir şeyler veriyor. Şimdi hani bunu hepimiz biliriz. Şimdi Yunus Emre Hazretleri 700 sene önce yaşamış. Mevlana Hazretleri 700 sene önce yaşamış. Niyazi Mısri Hazretleri 400 sene önce yaşamış. Şimdi bu zat-ı şeriflerin bir cümlesi, bir kelimesi insana çok etki ediyor. Bu etki nereden geliyor? Abi onun gibi, onlar gibi şiir yazan milyonlarca adam var. Evet. Hatta daha süslü beyitler yazan, Baki gibi vesaire, Nedim gibi daha cafcaflı sözleri olanlar var. Ama onların tesirine sahip değiller. Aradan hemen çıkar. Musiki'de de öyledir. Mesela gönül ehli, kendini bulmuş, sekinet ehli olan Zekai Dede Hazretleri gibi dergah yolunda olanlar, onların mesela eserlerini hiç bilmesen 10 tane eser icra etsek, hepsi aynı makamda olsa, aynı usulde olsa, yani gönül teli hala titreyebilen insan hangisinin o sekinet sahibi bir insanın bestesi olduğunu anlar. Bu diğerlerinden farklı der. Allah Allah. Çünkü oradan bir akış geliyor. Vecd. Evet. Orada bir şey var, bir damar var. Bir şey geliyor oradan. Başka bir şey geliyor. Bunun bir örneğini müsaade edersen anlatayım. Tabii tabii hocam. Çok ilginç. Bu da dille, duyduğun nameyle, konuştuğun kelimeyle, işte okuduğun kitapla araçsal bir şey değil. Aracın ötesinde bir akıştan bahsediyorum. İşte mesela mümin olmayanların kavrayamayacağı şey budur. Onlar her şeyi araçla
anlamlandırır. Mesela hakikati neyle arayacaksın? Bir araç var. Nedir o? Akıl. Tamam. Peki aklı nasıl kullanacağım? Başka bir araçla kullanacağım. Nedir o? Belli bir düşünme yöntemi. Onun da bir aracı var. O da nedir? Bol bol düşünme üreten insanları okursun. O konuda yazılmış metotlar vardır. İşte felsefe metodu, mantık vesaire. Onları okursun. Sonra bunlar üzerinden bir sentez, sentetik bir düşünce üretmeye çalışırsın. Bunun araçlarla olmadığı, sözsüz, dilsiz söyleşmenin ne olduğunu bak hayatımda yaşadım. Şimdi evet. Benim İsviçre'den bir misafirim gelmişti. Seneler evvel. Eşiyle beraber. Onları Ankara'da misafir ediyorum. Bir akşam bizim Ankara'da çok sevdiğim Neyzen abilerimle böyle Gençlik Parkı'nda o zaman böyle arka kısımlarında kahveler vardı. Biz onlarla abi haftada bir, iki haftada bir otururuz. Böyle kendi muhabbetimiz vardır. O akşam da ben ona gideceğim. Yeter dedim ya bu adamlarla hani ilgilendiğim. Akşama dedim ki o misafirime, o kendisi tabii İsviçreli olan şey, ateist birisi. Ya dedim Pascal kusura bakma ben bu akşam benim şeyim var, muhabbetim var yani ben oraya gideceğim. Sizi ben evde bırakayım. Ama dedim istersen gel. Vallahi geleyim dedi. Ama dedim bak senin için ben muhabbeti bölemem. Anında tercüme yapamam. Ben de muhabbet edeceğim. Hani arada bir sana bir takım tüyolar anlatırım yani şu anda ne konuşuluyor falan filan. Öbürleri de dedim bir yabancı dil bilmiyor yani. Anlaşamıyorlar bakın araç yok. Evet. Çok ilginç bir şey bu. Yok yok önemli değil dedi. Ben gene geleyim dedi. Tamam. Gittik abi. Arkadaşlarla tanıştırdık. Oturduk. Muhabbetimizi ediyoruz. Çaylar falan filan. Biz başladık muhabbete. Şimdi onun tam karşısında Neyzen Ali Balak Babalar abimiz vardır. Ben çok severim. Lise 1'den beri abimdir. Tanıdığım ve çok sevdiğim bir insan. Çok ayrı bir insan. TRT sanatçısı. Şimdi benim misafir onun tam karşısında oturuyor. Diğer arkadaşlar var. Biz abi muhabbet. Ali abi pek konuşmaz. Kamil olanlardan bizim gibi çok ses çıkmaz. Ondan sonra konuştuk falan. Ben arada bir kulağına fısıldıyorum. Şimdi diyorum şu bahisler konuşuluyor falan filan. Ama çok nadiren söyledim. Abi neyse. 3 saat falan orada muhabbetimizi yaptık. Kalktık, arabaya bindik. Eve doğru gidiyoruz misafirimle. Misafirim bana dedi ki, senin dedi karşında kıvırcık saçlı birisi vardı ya dedi. Ali abiyi kastediyor. Evet dedim. Ben dedi konuştuklarınızdan hiçbir şey anlamadım. Ama dedi ondan acayip bir huzur yayılıyordu dedi. Allah Allah. Çok etkilendim. Dedi. Yani ondan bana doğru acayip bir şey geliyordu dedi. Şimdi bu adam ne dilini biliyor, ne konuşulanı biliyor, ne adamı tanıyor. Yani şahsen tanımıyor ki. Hani ben seni şahsen hukukumuz olsa derim ki ya o böyle bir adamdır. Çok güzel şöyle yaptı, böyle etti, ben böyle hissettim falan. Hani okursun adamın davranışını da okuyabilirsin sözlerini değil. Şimdi bu o bahsettiğimiz sekinetle ilgili bir şey. Çünkü insan insana tesir eder. Evet. İlla araçlı değil. İşte sükut sohbeti derler tasavvufta da vardır. Hani millet hep şöyle sanıyor. Hani Yunus Emre haşa çok geveze bir adam. Mevlana çok geveze bir haşa. Efendim niye adamlar binlerce mısra yazmışlar abi bu kadar şiir. Demek ki adam akşama kadar oturuyor elinde kalem. Ne yapsak falan filan. Şol cennetin ırmakları. Tamam. Irmaklarıyla kafiye ne var? Akları, ocakları. Öyle sanıyorlar. Öyle değil. O da bir akışla geliyor. Ama o sekinetin evet. içindeki bir akış. Peki hocam mesela burada o zaman ben şuna cevap buldum. Yani her Müslüman imanla müşerref olmuş her insan bir hakikat yolcusu aslında. Tabii ki hakikatin içinde yolcu. İçinde bir dışında yolcu. Dışında değil dışında, yani yabancısı evet. değil, yerlisi. Dolayısıyla başka bir sorunun daha cevabı da ilk kısmı çıkmış oluyor kısmen. Mehmet hocam, o da şu hakikate ulaşmayı gerekli kılan şartlar var. Evet. Bu şartlar nelerdi dedik. Hocam ilkini söyledi, iman. Evet. İşte birinci kısma imanı koyuyoruz. Peki evet. diğerleri neler hocam? Şimdi zaten her şey imanla başlıyor dediğiniz gibi. Hemen direkt kestirmeden hocam eğer müsaade buyursanız. Yani tasavvuf cihetinden baktığımızda hakikate ulaşmanın yolu hocam riyazetten ve mücahededen geçer. Burada yani buradan neyi kastediyoruz? Büyüklerimiz buna manevi arınma diyor. Değil mi muhterem hocam? Yani bu ne evet. demek? Nefsin tezkiyesi. Tezkiye. Evet. Aynı zamanda terbiyesi. Yani burada hakikate ulaşmanın en kestirme yolu herhalde
büyüklerimizin gittiği yoldan gitmek. Çünkü mücerrep bir yol. Hakikate vasıl olmanın en güzel yolu daha önce gidenlerin yolundan gitmektir. Biz musiki şinaslar ne yaparız? Zekai dedenin yolundan gitmeye çalışırız. Niye? Mücerrep bir yol. Yüzyılların bir hazinesi kendisinde buluşmuş kavşak noktası. 19. yüzyılın en önemli dini musiki bestekarı, hatta klasik musikisi bestekarı, Mevlevi ayini bestekarı. Dolayısıyla bu yolda mücerrep yollardan gitmek, büyüklerin gittiği yoldan gitmek bizim en azından başka yollara sapmamıza mani olan bir hususiyet. Şimdi malumunuz pek çok şiirde işte tarikat, hakikat, marifet, bunlar hepsi bir arada, hepsi birbirinin yerine geçmemekle beraber birbirinin bir mütemmimi. Yani şeriat olmadan işte tarikat olmuyor. Tarikat olmadan işte marifet olmuyor. Marifet olmadan hakikate vasıl olma olmuyor. Dolayısıyla hakikate ulaşmanın yolu, hocamızın da ifade ettikleri gibi, imandan sonra nefsi bu biraz önce saydığım üç hususiyetle tezyin etmekle murtabıt diye düşünüyorum. İbadetler de bunun için. Tabii şeriat zaten dediğimiz şey yapılması gereken şeyler. Ama bizde sadece yapılması gerekenler yetmiyor. Onun üstüne bir şeyler, hakikate ulaşmanın veyahut marifete ulaşmanın yegane yolu da işte Muhammed-i Hakiki'dir, değil mi hocam? Hakikati Muhammediye. Hakikati Muhammediye yolundan gitmektir yani. Yani Kur'an-ı Kerim başımızın düsturumuz, ardından Hakikati Muhammediye'nin izinden, peşinden işte büyüklerimizin gitmiş olduğu yolla biz en kestirme şekilde hakikate ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Şeyi çok güzel söylediniz. Ben Bir Kutlu Sefer diye, Tasavvuf ve Tarikatlar diye bir kitabım vardır. Evet. Onun içinde 10 tariki anlatıyorum. İlk başta tasavvuf nedir diye küçük bir girizgahı var. Orada mesela bu Mehmet Bey'in söylediği, çok güzel söyledi. Yani şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Bunları bazıları yan yana kapılar gibi anlar. Yani şeriat kapısına giriyor adam. Biraz orada eğleniyor. Tamam ya, bir de şu yanında başka bir kapı vardı, oraya gireyim. Oradan çıkıyor tarikatı, oradan çıkıyor. Tam tersi. Onları ben hatta grafik olarak yaptım yani. Bunlar iç içe kapılardır. Yani birbirinden farklı şeyler değil hocam. Zaten şeriat kapısı bunların hepsini içeren, ama derinlemesine gitmen lazım. Yani ilk biz şimdi buraya gelirken de, değil mi? Evet. Bizi önce danışmadaki kardeşlerimiz karşılıyorlar, sağ olsunlar. Misafir odaları var, sağ olsunlar. Oraya oturuyoruz. Mehmet'le orada da muhabbet ettik. Sonra içeriye alınıyor, oradan buraya alınıyor vesaire. Şimdi bunlar iç içe geliyor. Biz orada program yapmıyoruz. Sen orada yoksun. Gelmedin bak oraya. Ondan sonra oradan geliyoruz. Ses odasına geldik. Orada da gene yoktun. Kameraman kardeşlerimiz orada yok. Buradalar. Evet. Dolayısıyla eğer bir şeyin tahakkuk etmesini, bakın bu da hakikat kelimesiyle aynı köktür. Evet. Bir şeyin tahakkuk etmesini, gerçekleşmesini istiyorsan onun vatanına seyahat etmen lazım. Mesela Amerika diyelim ki, benim henüz gitmediğim bir ülke. 70 ülkeye gittim ama hayatımda mesela gitmedim, Çin diyelim. Birçok ülke var tabii ama Çin. Mesela ben Çin'i evet uzaktan biliyorum. Yani tarihini okumuşum. Şu anda da biraz gelişmeleri falan takip ediyorum. Evet. Ama ben Çin'de bulunmadım ki abi. Yani oraya ben gitmedim. Daha tahakkuk etmedi bana. Bende tahakkuk etmedi. Bizde, Mehmet Bey de bilir, mesela bir makamın insanda tahakkuk etmesi lazım. Şema olarak anlatırlar sana. Efendim segah, işte efendim segah perdesinden veya işte diyelim ki Neva'dan Agaze eder. İşte efendim şuraya gider, oradan aşağı iner, yine segah perdesinde karar eder. Biz seferi anlatıyor adam sana. Bu segah dediğin alem böyle bir yer diyor. Evet. Girişi belli, gidişi belli, çıkışı belli. Tamam, çok iyi, orada yazıyor. Tarifi var da arifi yok henüz. Yani arif olman için orada bulunman lazım. Yani hakikatin içinde olman lazım. Bunu çok hani söylerler, değil mi? Yani elmayı istediğin kadar anlat. Evet. Bir ısırık satmadıkça, olmadıkça ne işe yarar? Yani hocama böyle af buyursun. Zeyl olarak şunu ifade edebiliriz. Yani evet. Hazreti Peygamber'in sözünü kabul eden şeriat.
yaptığını yapan tarikat, gördüğünü gören ise hakikat ehlidir hocam. Çok güzel söyledin. Dolayısıyla şurada hakikat ile şeriatı, evet, bir yolun şeyi ama birbiriyle de karıştırmamak lazım üstadımızın söylediği gibi. Çünkü şeriat değişebilir ama hakikat ezelidir. Niye? Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen pek çok şeriatlar vardır ve tabii, değişmiştir. Her peygamberi. Ama hakikat hiçbir zaman değişmemiştir. Niye? Hakikatin içinde hocamın başta ifade ettiği gibi hak var. Yani Allah var. Değişmeyen hakikattir ama şeriat süreçte değişebilir. Yani bazı peygamberlerin tabii farklı. Peki hocam burada gibi. Mesela bu hakikat arayışında bilinç ne düzeyde? Yani kişi bir yere varıyor. Ama o vardığı yeri hissedebiliyor mu? Biliyor mu orada vardığını? Evet. Şimdi bu bilineni bilme sorunu tabii büyük bir, biraz entellik yapayım ya, epistemolojinin ana konusu. Yani bildiğin şey gerçek midir? Gerçek bilinebilir mi? Veya gerçeği bilmenin yolları nedir? Şimdi bu, biz şimdi felsefe diyerek de dışlamıyoruz. Yani ona dikkat etsinler. Aynen bu, ne bileyim, hani PVC doğrama yapanlar var. Evde diyelim ki pencerenin pervazı kırıldı falan. Pencereciyi arıyoruz. Adam geliyor. Pencereyi ben kendim açabiliyorum. Pencereyi görüyorum. Dokunabiliyorum. Ne işe yaradığını biliyorum. Ama onun uzmanı değilim. Felsefe de böyle bir uzmanlık alanıdır. Yani uzmanı olmayan bir adam, ben şuradan dalayım bu felsefeye veya şuradan bir gireyim. Üç kitap okudum. Abi benim de bu konuda fikirlerim var falan diye ukalalık yapmasın. Yani o iş bir ekspertiz işidir. Uzmanlık işidir. Altını üstünü biraz bilmen lazım. Ki bir sözü aktarırken, bir sözün ne kadar, özellikle müminler için imana uyup uymadığını mutlaka kontrol etmen lazım. Çünkü orada konuşulan konu herhangi bir konu değil. Evet. Yani elmayı nasıl yemeliyiz? Evet. Efendim lahmacun nasıl yapılır? Urfa usulü mü yapalım? Antep usulü mü yapalım? Falan filan. Tamam, bu olabilir. Ama bu iş öyle değil. Bu iş, adam diyor ki sana, gerçek dediği şu. Evet. Beni, bütün bu alemi, bütün bu kainatı aynı odakta toplayan şey nedir? Yani çok büyük bir bütünlük var. Çok büyük, çok sayıda şeyler var. Görünen ve görünmeyen tabii. Peki bunların aslı nedir? Gerçek demek aslı. Aslı nedir? Kökü nedir yani? Arapça asl. Kök demek. Şimdi bu soruyu sordun mu, bir yerinden cevap verirsen, efendim ağacın aslı şudur dedin veya insanın aslı şuradan dedin. Onu dediğin anda bir tek insanla ilgili konuşmuyorsun. Sen bütün evreni, bütün varlığı bildiğin ve bilmedin, gözlemleyebildin ve gözlemleyemedin. Henüz bilgisi olan, henüz bilgisi olmayan her şeyi oraya bağlıyorsun. Bu neye benziyor? Koca bir binayı tek bir tuğlanın üzerinde dikmeye benziyor. Sen bir tane tuğlayı yakalamışsın. İsmet Özel'in güzel bir şeyi var, mısrası. Düşerken tutunduğum tuğlayı Rab bellemeyeceğim. Allah Allah. Bu benim aklıma çakılmıştır. Allah Allah. Yani başka ezbere bildiğim mısrası yok İsmet Bey'in. Ama mesela bu harika bir şeydir. Of not being a Jew diye, onun Yahudi olmamak üzerine diye bir şiiri vardır. Ben onu bir ara İngilizceyi de kendimce tercüme etmiştim. Tekrar alabilir miyiz hocam o... Düşerken tutunduğum tuğlayı Rab bellemeyeceğim. Evet. Şimdi insanlar düşerken de tutunabiliyorlar. Kendilerini güya inşa ederken de tek bir tuğlaya tutunabilirler. Ama o tuğlanın türdeşleri var. Yani dünyadaki tek tuğla acaba senin tuttuğun tuğla mı? Bir. Evet. İki, o tuğla acaba inşaatta kullanılan bir tuğla mı? Mesela yoksa kaldırıma döşenen tuğlalardan mı? Bunlar farklı. Doğru farklıdır. Hocam, evet. Çünkü dayanıklılıkları, ateşe mesela dayanıklı olanı fırınlarda kullanırlar. Evet. O yüksek maliyetli bir şeydir. Özel üretilir. Onu mesela kaldırımda kullanmazlar. Kaldırımda daha çok işte aşınmaya, ağırlığa dayanıklı başka şeyler koyar. Yani o bile tek değil. Şimdi bu kadar eşsiz, bu kadar nadir, bu kadar kendisi olan sonsuz sayıdaki varlığı tek bir açıklamayla açıklaman lazım. Bunu yaratılmış üzerinden açıklaman mümkün değil. Başka bir yaratılmışa bağlıyoruz. İşte insan nereden geliyor? Efendim maymundan, o da olmadı. Efendim evvelden aslında balıktı. Ondan evvel neydi ya? Ondan önce de valla hücreydi. Ulan hücreden önce neydi?
suydu. su neydi? Su nereden geldi? Yani ne kadar soruyla geriye doğru gidersen git, hep sana mahluklar üzerinden cevap verir. Yaratılmış üzerinden. Hala sana yaratılmamış bir şey gösteremiyor. Evet. Türdeşlerden evet. bahsediyor aslında. Sürekli türdeş bahseder. Dolayısıyla bu hakikat dediğimiz şey idrak ile de ilgili bir şey. Tefekkuh, insanın bunlar hep bizim bilmemiz gereken kavramlar açıkçası. Evet. Yani birazcık okuduysan, abi ben birazcık şunu okuyorum, bu konuda bir fikrim var, bir dakika abi ben de, tamam güzel abi ama bu kavramların bilmen lazım. Evet. İdrak ayrı bir şey, kavrayış ayrı bir şey, fıkıh ayrı bir şey. İlim ayrı bir şey. Fehmetmek başka. Fehmetmek ayrı bir şey. Hikmet ayrı bir şey. Bunlar hep bilmenin dereceleri abi. Evet. Mesela idrak, dereke biliyorsun. Hani Osmanlıca'da bizim gibi söylemiyorlardı. Efendim bu adam çok berbat derecelere düştü. Derece denmez ona. Derece olumlunun sıfırın üstündeki müspet evet. rakamlardır. Dereke sıfırın altıdır. Yani evet. derinin de derini, düşüğün de düşüğü. Onlara dereke denir. Dereke altta demek, açık, aşağıda demek. Şimdi mesela idrakla ne alakası var? Aynı kökten geliyor, deraka. O da bir şeyi tam altından kavramak. Yani altından kavramak, idrak budur. Efendim buna benzer de, işte akletmek mesela. Felâ-i akil. Mesela akıl biliyorsun, evet. daha önce de seninle konuşmuştuk. O da... Develerin ön ayaklarını otoparka koyuyorsun ya develeri çölde. Adam ondan sonra kaçmasın diye. Çünkü büyük servettir yani. Bugünkü tır gibidir. Bir deve sahibi olmak acayip bir şey abi. Üzerinde çünkü mal taşıyorsun. Bayağı şey kıymet getiriyor. Onlar kaçmasınlar diye şu ön bacaklarını şöyle kıvırarak çökerler develer. Bunlara bir bağ bağlarlar. O akildir. O oradan geliyor abi. Yani bir şeyin kaçmasını engelleyen bağ demektir. Neyin kaçmasını? Akıl en büyük nimettir. Çünkü imanı da bağlayan şey akıldır. Yani insanın imanını nereden biliyoruz? Akıl önce akıllı olması lazım. Aklı olması. Aklı olmayanın dini yoktur. Evet. Peki iman nasıl bir bağ? Yani akıl ne işe yarıyor? Senin nefsine kapılıp yabana kaçmanı engelliyor. Zihninin yabana kaçması, Allah'tan uzaklaşması demektir. Gerçek akıl o yüzden nurani akıldır, yani imani akıldır. İnsana Allah'ı bildiren ve Allah'a uyduran akıldır. Müminlerin aklı böyle bir akıldır. Olması lazım. İşte hakikati bu şekilde ancak olur. O akılla bulursun. Peki evet. hocam, şimdi böyle hocam söyleyince böyle aklımda böyle bilgiler uçuşuyor, bir şeyler geliyor. Evet, evet hocam. Mesela İsmet Özel hocamızda ben kaldım, yine devamını da dinledim de. Yani şunu diyebilir miyiz? İsmet hocamız işte tartışmasız gerçeklik dediğimiz o hakikati, görünenin arkasındaki hakiki saniyeyi bildiği için değil mi hocam? Tabii o yani, hani kulun karşılaştığı şeyleri anlatıyor dünyada evet, sıkıntıları. Yani hangi sıkıntı gelirse gelsin. Gelsin. Fail değil mi? Aynen mutlak yani fail. Sen geçici şeylere yapışma. Manasında söylüyor ki hakikattir tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hani, Allah'ım bana eşyanın hakikatini göster. Göster, amen. Diye dua etmesi. Hocam, eşya bu... nedir onu da söyleyelim. Evet, millet buyurun. Anlamasın abi evet. sehpa eşya. Bizim mobilya işte alamadık eşya alamadık abi. Evet o da eşya ama şeyler demek. Şeyin çoğulu. Hı-hı. Yani Resulullah Efendimiz neyi? Arapçada şey hem canlıdır abi hem cansızlar için de söylenir. Yani canlı insanı da mesela işaret ederken şey denilebilir. Nesneler içinde. Biz tabii Türkçe'de daha çok nesneler için kullanıyoruz. Evet. O Türkçe'deki kullanımı. Ama Arapça'da benim bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam hem canlı hem cansız şeyler içinde şey. O yüzden Resulullah Efendimiz'in o niyazı zaten Resulullah Efendimiz'e hikmet verilmesinin bir izahıdır aynı zamanda. Yani Resulullah Efendimiz'e hikmet verildi. Ayet-i kerimelerde vardır. Biz sana kitabı ve hikmeti verdik. Şimdi oradaki hikmet nedir? Müfessirler bunu çok uzun uzun izah ederler. Oradaki hikmet o hakikat bilgisi. Yani görünenin arkasında. Özündeki görünmeyeni görebilmek. Mesela bir adama bakarsın yolda geçiyor tanımıyorsun adamı. Adamın duruşundan, bakışından abi, alnındaki kırışıklardan
bir şey hissedersin. Aynen o benim misafirin Ali abi de bir şey hissetmesi değil mi? Yani görünen birisi evet. var. Adam görünmeyen bir şeyden bahsediyor. Demek ki onu görmek işte hikmetin ona o anda isabet etmesi. Hikmet her yere gelebilir. Herkes de olabilir. Herkes bir yerinden yakalayabilir ama Resulullah Efendimiz'in sezişi, bilişi bizim haşa bizimki gibi değildir. Çünkü o bildirildiği şekilde bildiği için hiçbir üzerinde tortu olmadan, gölge olmadan, nefsani bir takım şeylerle, ön yargılarla şartlanmadan hakikatiyle gerçekten bilir. Resulullah Efendimiz'in bilişi çok farklı. Hocam şimdi benim de kafamda devamlı sorular uçuşuyor. Mehmet Hocam'ın uçuştuğu gibi. Peki şunu soracağım orada. Müminin ferasetinden korkunuz. Yani bir başka bir kavram daha ortaya çıktı. Feraset. Evet, feraset. O ne hocam peki? Hakikat ve feraset arasında nasıl bir bağlantı var? Şimdi şöyle diyelim. Mesela bir kuyumcuya gidiyorsun. Orada altından ziynetler satıyor. Veya liralar satıyor. Şimdi senin için o gördüklerindir. Mesela sen orada bir 22 ayar ile bir 24 ayarı, bir 18 ayarı. Bizi de millet sarraf sanacak. Neyse yani. Hocam siz insan bilgiyle sarrafısınız. Öyle bir şeyimiz yok yani. Biz buna kasada, masada, şahidiz hocam. İnsan sarrafı olduğumuza şahidiz hocam. Eyvah. Ondan sonra şimdi mesela sana göre ondan her biri birdir abi. Mesela çok bilmeyen bir adam Allah muhafaza sahtekar bir kuyumcu olsa sana 24 ayar diye 18 ayarı verebilir. Evet. Ki veriyorlar da. Ki olan da vardır yani. Biliyorsun düğünlerde falan da çakma şeyler altın boyasına boyanmış. O konularda ileriyiz yani maşallah. Neyse. Şimdi senin için parlayan, sarı olan o vitrindeki her şey aynıdır abi. Adam abi ben 24 ayarlık alacaktım. Al babacığım dese aldık işte yani 24 ayar bana göre. Halbuki hakikati öyle değil. Şimdi feraset üstünde etiketi olmayan şeyin de menşeini, aslını, kalitesini, kaynağını bilebilmek demektir. Evet. Üzerinde yazmıyor, bağırmıyor adam. Abi ben sahtekarım. Bak şuraya da yazmış. Ben sahtekarım diyor. O yok. Mümin o imtihanda yani görme bir imtihandır. Hatta Neşet de çok güzel söyler. Yani bu göz bir pazardır. Evet. Gözün içinde her şey var abi. Pazar gibi. Şimdi mesela ben seni görüyorum arkada kameraman arkadaşım. Her şu anda bir sürü şey dolmuş. Oraya dönsen başka bir pazar. O pazarda asıl aradığın şey nedir? Ben ortaokulda biraz pazarcılık da yaptım. Ekmek parası için. Angara'da. Yani o sokağa gelince ne arıyorsun? Öylesine kimse pazara gitmez. Yani dolaşmaya çıkan amcalar, emekli amcalar, teyzeler oluyor. Onlar vakit geçirmek için de. Ama hani ne alayım? Evde şu eksik, limon eksik falan filan. Gidiyorsun bir kastım var, bir arayışım var. Hakikat de öyle. Arayanla ilgilidir zaten. Hmm. Yani ben hakikati buldum, şurada birazcık yatayım. O hakikat değil. Her an, evet. Her an bir arayış, her halde bir arayış ve asla bağlayış olması gerekiyor. Feraset de limonu görünce limon olduğunu anlamaktır. Limonu bir adım ötesi nedir? Limonun kalitesini biraz biliriz bunları. Yani pazarda neyi nasıl seçeceğimizi. Sulu limon mu? Kabuğun, kabuğuna göre, gözeneklerine göre. Evet. Adam Urfalı abi mesela patlıcanın iyisini 300 metreden görür. Eyvallah. Hocam muhabbet çok tatlı gidiyor. Buyurun hocam sizin cümlenizi alalım hocam, sonra araya gidelim. Yine gelince o zaman bu hocamın ifadesinden şunu algılıyoruz. Feraset eşittir hakikat nazarıyla bakabilir. Evet, evet. Çok güzel. Evet. Hocam bir araya gidelim. Ondan sonra devam edeceğiz inşallah. Kıymetli seyircilerimiz Sahur Sevinci programında kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Döndüm sana cürmü hata
İsyan ile geldim sana, döndüm sana. Gaflet ile, tuğyan ile geldim sana, döndüm sana. Gaflet ile, tuğyan ile geldim sana, döndüm sana. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, estağfirullah. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, estağfirullah. Estağfirullah, 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 estağfirullah. Fani olana aldandım, onu olmaz odulara yandım. Fani olana aldandım, onu olmaz odulara yandım. Tövbe ya Rab, ben uslandım. Geldim sana, döndüm sana. Tövbe ya Rab, ben uslandım. Geldim sana, döndüm sana. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, estağfirullah. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, estağfirullah. Estağfirullah, 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 estağfirullah. Yıkıktır gönül direğim, menzil uzun yok diyeyim. Yıkıktır gönül direğim, affolunmaktır dileğim. Geldim sana, döndüm sana. Affolunmaktır dileğim, geldim sana, döndüm sana. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, estağfirullah. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, estağfirullah, 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 estağfirullah. Turabi kapının kulu, yok gidecek başka yolu. Turabi kapının kulu, yok gidecek başka yolu. Ciğer yanık, gözü dolu, geldim sana, döndüm sana. Ciğer yanık, gözü dolu, geldim sana, döndüm sana.
estağfirullah, Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, estağfirullah, 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 estağfirullah.
Saladır mümine gelsin, saladır mümine gelsin, teravih sünnetin kılsın, teravih sünnetin kılsın. Orucun kadrini bilsin, orucun kadrini bilsin, cemalin isteyip haktan, cemalin isteyip haktan. Salatullah selamullah, salatullah selamullah, aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah, hannan Allah, mennan Allah, hannan Allah, mennan Allah, ya muhyiddin şey şeyen illa. Garip üftadenin derdi, garip üftadenin derdi, cemalin istemek verdi, cemalin istemek verdi. Bu yolda muntazır derdi, bu yolda muntazır derdi, cemalin isteyip haktan, cemalin isteyip haktan. Mekanları, isimleri öne çıkarmak yerine mesajı öne çıkarmak. Sahabe-i kiram bu medeniyetimizin öncü nesli. Gaflet içinde haktan yüz çeviriyor. Namaz nefis terbiyesi için en muazzam ibadet. Yani, hissin olmadığı yerde güzel bir dindarlık da çıkmaz. İnsanın insanlığını... Hala nefes aldırtan bir Rabbim varsa benden ne bekliyor olabilir? Tek tek bütün insanları da ayıran bir şeydir. Biz ölümlüler gibi çıkarsa sokağa... Asıl olan şey bizim ibret almamız zaten. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Hadis-i şeriflerle...
güzelliklerden birisi de bizim vatan sevgimizdir. Hangi kısımlarda sadece rehber olmalı? İfade ediyoruz ama bu geniş bir kavram. Evimize, evinize, Val Televizyonu'na hoş geldiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك برب ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون تملك نفس لنفس شيئا
وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَ. Efendim, Sahur Sevinci programımız tüm hızıyla devam ediyor. O güzel sesiyle kalplerimizin, gönüllerimizin pasını silen Furkan Kıroğlu hocamıza çok teşekkür ederiz. Kıymetli hocam, Allah razı olsun. Ağzınıza ve elinize sağlık. Allah razı olsun. Doktor Savaş Şafak Barkçin ve doçent doktor Mehmet Öncel hocamla birlikte hakikati konuşmaya devam ediyoruz. Kıymetli hocam, şimdi hocamın okuduğu ayet-i kerimeler de çok böyle cezbedici bir nokta. İnsanı adeta silkeleyen bir nokta. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? İnfitar suresinde kıymetli hocamın okuduğu ayetler. İşte hakikatten ne uzaklaştırdı seni? Evet. Hakikati konuşuyoruz. Öyle bir çarpıcı ayetler. Bunu da paylaşmış olayım dedim. Hocam, şimdi ilk bölümde kıymetli hocam anlattı. Hakikatle alakalı birkaç hususa değindik. Evet. Ama bir de merak ettiğimiz bir husus var ki o da musikinin hakikate olan etkisi. Yani hakikat yolculuğunda musikinin yeri neresi hocam? Evet. Aslında İslam sanatları veçesinden bakarsak hemen bir malumunuz musiki de bu sanatların en temel dayanak noktalarından birisi. Burada bizim önce tevhid anlayışını biz gerek edebiyatımızla, gerek mimarimizle, gerekse musikimizle soyutlama veyahut mecazi anlatımla aslında biz hakikati izhar etmeye çalışıyoruz. Ne demek istiyorum? Malumunuz Batı sanatında bir şey ne kadar gerçeğe yakınsa o kadar kıymetlidir. Ama bizde tam tersi. Bizim İslami perspektifimizde, tevhidi bakış açımızda bir şeyi olduğu gibi taklit etmek yoktur. Ona bir anlam yüklenir, onun bir manası vardır. Görüneni gösteririz ki görünmeyen, işte hakiki fail, la faile illahu düsturunca ona telmihler, onu andıracak, onu gösterecek. Hatta kesrette bütün gördüğümüz, müşahede ettiğimiz bütün mevcudatta vahdeti yakalamanın peşinde olan evet. Bir medeniyetin, dinin temsilcisiyiz bizler. Bunu musikide de seslerle yakalamaya çalışıyoruz. Bugün ezanımıza baktığımızda, Mevlevi ayinlerimize baktığımızda, salalarımıza baktığımızda, işte Ramazan ayı, Kur'an ayı, Kur'an tilavetlerine baktığımızda hakikiye ulaşabilmek için ona ulaşmanın yolunu daha kısaltmak adına. Malumunuz sesin öyle bir özelliği var ki direkt kalbe nüfuz eder. Yani ilim erbabı günlerce, aylarca belki ikna etmeye çalışır. Malumunuz felsefi ortamlarda özellikle veya kelamcılar böyle münazara ilmini uzun günlerce yaparlarmış. Ama musiki erbabı ne yapardı? Bir Kur'an-ı Kerim'den biraz önce kardeşimizin okuduğu, Furkan kardeşimizin okuduğu gibi böyle bir ses ile işte onların bir haftada, bir ayda yapamadığını bir sesle, sesin güzelliğiyle hemen hakikate ulaşmasını kestirmeden. Çünkü direkt kalbe gidiyor ses. Sesin evet. Şu yani hayvanatın, cemadatın dahi tesir altında kaldığı bir mesele bu ses meselesi. Değil mi? Bugün işte nereden biliyoruz? Davud Aleyhisselam'dan biliyoruz. Yani sesiyle insanın yanında hayvanatı hatta cemadatı dahi. Nereden biliyoruz bunu? Yusebbihu lillahi ma fis semavati vel ard. Yeryüzündeki her şey diyor. Dolayısıyla bunun içinde cemadat da var. Bunlar da kendi lisanınca ne yapıyorlar? Zikrini yapıyorlar. Hazreti Peygamber'in meşhur işte mucizesi, kütüğün ağlaması değil mi? Yani evet. Normalde ruh yok, bir şey yok ama ne yapıyor? Cenab-ı Allah taşların hocam değil mi? Eyvallah. Bizim medeniyetimizde dolayısıyla ruhsuz hiçbir şey yoktur. Bugün şu an içtiğimiz işte bu kap dahi bunun da bir ruhunun olduğuna biz iman etmişiz. Canı var. Değil mi? İnsanda ruh var da. Evet. Bunlarda can var. Kendine ait değil mi? Evet, bir şeyi var. Sabit bir şey değil. Ecelleriyle sabittir. Ondan öteye gitmiyor mu? Evet. Musiki evet. De bu hakikate ulaşmanın en kestirme yollarından birisi kanaatimce. Hmm. Nereden biliyoruz? Hocam
affınıza sığınarak. Abi sağ olun. Yani hali hazırda yaptığımız icralarda bazen tesadüf ediyoruz. Hocam yanlış hatırlamıyorsam 2009 veya 2010 yılında programın başında da zaten şeydeyken dışarıdayken zaten izle de konuşmuştuk. Mevlevi hanelerde ayin-i şerifler icra etmeye gayret ediyorduk. Orada hem ayin han hem de aşır han olarak görev yapıyordum. Evet. Bir gün yine böyle bir programda katılımcıların herhalde %99'u Müslüman olmayan dışarıdan Avrupa'dan gelen misafirlerimizdi. En sonunda Bayati ayini Derviş Küçek Mustafa Efendi'nin meşhur Bayati ayini vardır. Kendisi Edirneli. 1684 yanlış hatırlamıyorsam vefat tarihi. Onun Bayati ayinini icrasından sonra sonunu Hicaz'la bitirirler. Malumunuz hocam. Hicaz makamında bir Kur'an-ı Kerim işte Bakara suresinin velillahil meşriku vel magribu fe aynema tuvellu fe thamma vecullah. Yani doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye dönerseniz orası Mevlam oradadır. Ayetini okuduk. Bittikten sonra bir baktım ki bir Fransız hanımefendi ve eşi geldiler hocam. Sikke daha sikkemi çıkarmamışım. Hırkamı çıkarmadım. Baktım yakama yapıştılar. Şöyle beni tutuyorlar. Bir adam sen ne okudun? Dedim ki Arapça biliyor musunuz? Yok dediler. Allah. Peki dedim İslam'la ilgili bir şey biliyor musunuz? Bilmiyoruz dediler. Peki ne oldu dedim. Bizi dedi o işte o name, o ses işte hani biz de musiki hocam her zaman Kur'an hakimdir, musiki mahkumdur. Yani yaptığımız her icrada Kur'an'ın hakkını vermek zorundayız. Kur'an evet. Hakim, yaptığımız musiki ise onun mahkumudur. Dolayısıyla Kur'an'ın kaidelerini bozmadan ama bizim işte coğrafyamızın kendine ait bir müzik dağarcığı var, musiki dağarcığı var. Bize tevarüs eden büyüklerimizden. O namelerle beraber demek ki o gün o insanların kalp dünyası açıkmış. Yoksa bizden kaynaklanan bir şey değil. Onların o gün alıcıları açık olduğu için ondan tesirlenmişler. Yani orada o insanların gözlerinin dolu dolu olması, şoka girmiş olması, sesin ne kadar tesirli olduğunu ve bu alanla ilgili hiçbir ilgisi, alakası olmayan insanların dahi bundan etkilendiğini görüyoruz. Bundan evet. Dolayı kanaatimce hakikate ulaşmada Mevlam'ın büyük bir ikramı veyahut bonus olarak adlandırabiliriz değil mi hocam? Kestirmeden, hiç çalışmadan... Bonus demeyelim, Allah'ın nimeti. Yani o bonusa şeyden, çok alıştık çünkü. Evet. İyi bir şey değil. Yani bu hususta kanaatimce yani fazla meşakkate girmeden, zahmet çekmeden en kısa yol ile musiki hizmetkar olabilir bu. Evet. Hocam peki o zaman bir de dinleyelim. Tabii. Madem bu kadar dedikodusunu yaptık bir de kendisiyle evet. Tanışalım. Eğer evet. Şeyimiz hazırsa... Hangi eser hocam? Hazır hocamın da İşte silsilesinden, ben kıymetli hocamla kendimi aynı silsileden görüyorum. Evet. Fakir Kazım Uz ve Rauf Yekta üzerine çalıştı. Kıymetli üstadımız da Ahmet Avni Konuk hocamızla ile ilgili çok kıymetli bir çalışması var. Görünmeyen Umman Ahmet Avni Konuk. Bizim çalıştığımız insanların hepsinin dayandığı kişi Zekai Dede. Evet. Üstadımızın meşhur Suzi Dil ilahisi var. Yüce Sultanım, Derde Dermanım adlı ilahisini okumaya çalışıyorum. Suzi Dil. Evet.
Tabii siz okurken cezbeye geldi hocam şeyler evet, diyorsun evet. Oradaki dekorlarda. Zekai dedemizin ruhuna inşallah. Evet. Hocam tabii cezbeye geldi derken, şimdi kıymetli hocam bahsetti, Savaş hocam. Benim de aklıma bir şey geldi. Bu zikir meclislerinde yapılan musiki de mesela cezbeye getiriyor insanı. Evet. Orada haliyle farklı bir hal söz konusu. Evet. O da bir hakikate ulaşma yöntemi oluyor mu hocam mesela? Yani yöntem olarak değil ama hakikatin bir zerresi bile insana tesir ettiğince bu sınırlı beden onu taşıyamıyor. Cezbe bu demektir. Yani bu kap o suyu taşırıyor abi. Yani şu bardağı bir bidon su dök birden boşaldığını düşün. Ne yapar? O taşar. Evet. İnsan da aynen Mehmet kardeşime gelip yakasına yapışan, normalde bir batılı gelip seni tanımadığı bir adam yakasına yapışır mı? Yani dava açar diyor, korkar adam. Evet. Ama gelip onu, o da cezbeyle geliyor. Yani o ilahi mevhibeden, o Allahu Teala'nın nurundan demek ki Mehmet kardeşimizi vesile kılarak Allahu Teala bir şey gönderiyor. O onlara gidiyor. İnsan orada taşıyor. Hiçbir zaman yapmayacağı hareketleri yapmaya başlıyor. O yüzden cezbe aslında bir şeyin yolu değildir. Bir şeyin eseridir. Yani taşmanın göze gelmesidir. Buna benzer bir olayı da ben yaşadım aslında. Müsaadenle istersen onu da anlatayım. Estağfurullah hocam. Dostlarımız da biraz... Şimdi ben 2000 yılıydı. O zaman da işte çocuk edebiyatıyla uğraşıyorum. Masallar hala yazarım. İtalya, Bologna'da dünyanın en büyük çocuk kitapları fuarı yapılıyor. Oraya gittim. Fuar çok büyük abi. Ülkelere göre şeyler var, seksiyonlar var. Hepsini gezdim ama çok yoruldum hepsini bitiremeden. Karnım da acıktı, susadım. Oradan baktım bir büfe gibi bir yer var. Su aldım, bisküvi aldım. Sonra abi böyle bir kanepe gibi bir yer var. Oraya oturdum. Hani bir su içeyim, bir şeyler yiyeyim diye. Baktım kanepenin öbür tarafında sarışın böyle batılı tipte bir hanımefendi. Böyle yaslanmış. Kanepede gözlerini yummuş. Şimdi ben hani biliyorsunuz bisküvi paketini açacağım ama kadıncağızı da yan göze gözlüyorum. Rahatsız etmeyeyim uyuduğunu sanırım. Evet. Ama onu ne kadar yavaş açmaya çalışsan o kadar hışır hışır ediyor biliyorsun. Biz onu böyle uğraşırken falan haşır hışır seslerinden kadıncağız en son tek gözünü açtı. Bana bakınca ben mahcup oldum. Dedim İngilizce işte kusura bakmayın. Siz galiba uyandırdım. Yok dedi uyumuyordum. Ben dedi dinleniyordum dedi. Tanıştık. Yeni Zelanda'da Hristiyan çocuk kitapları çıkaran bir yayın evinin sahibiymiş. Oradan buradan siz nerelisiniz dedi. Ben Türk'üm deyince dedi şu teröristlerin olduğu ülke dedi. Allah Allah. Dedim abla yani terörist var da az buçuk da bizim gibi normal. Sen ne yaptın dedim ya. Teröristlerle mi dolu yani bir ülke nasıl olur ya. Yok dedi bizim dedi Yeni Zelanda'da hani haberlerde çıkarsa da dedi hep öyle çıkıyor dedi yani terör olaylarıyla falan. Bu işte 2000 yılı. Evet. Dedim ki yani siz tanıyor musunuz? Ben dedi hiç bilmiyorum. Sizin ülkenizi, Kürt'ü hiçbir şeyinizi bilmiyorum dedi. Bana biraz anlatır mısınız dedi. Tamam dedim anlatayım. Biz tabii abi çene açılınca batıyla mukayeseli bir kısa uzun tarih falan filan. Sonra kadın bana dedi ki sizin dedi kendinize özgü müziğiniz var mı dedi. Olmaz mı dedim yani dünyadaki birkaç ana gelenekten birisi. Ben dedi hiç bilmiyorum sizin müziğinizden bir melodi bile duymadım dedi. Nasıl bir şeye benziyor? Ben de abi bir sene önce İlk bestemi yapmıştım 99 yılında. Rast makamında küçük, basit bir şey. Dedim bir örnek vereyim. Aklıma ilk o geldi. Kadın abi oturuyor. Şimdi ben ona okuyorum tamam mı? Eseri okudum. Kadın yarısında ağlamaya başladı. Allah Allah. Şıpır şıpır ama ağlıyor. Şimdi ben bir yandan okuyorum bir yandan diyorum ya bu kadın niye ağlıyor yani? Acaba yüz ifadelerinin falan böyle çok acınası bir mimiklerim falan var okurken falan diye. Kadın abi şırıl şırıl ağladı. Eser bitti. Gözyaşları içinde dedi ki bu dedi müthiş bir eser dedi. Dedim hanımefendi bu çok dandik bir eser. Ne müthişi bu? Çok amatör bir şey. Gerçekten öyle yani. Daha ne babalar var yani. Ama dedi bu çok acayip dedi ya. Sözleri ne demek dedi. Bakın bu sözü bilmeden etkileniyor. Aynen sana gelen Fransızlar gibi.
O yüzden biz bu araçlara çok yükleniyoruz. Evet. Araçlar önemli ama menzilini unutmazsan o araç neye hizmet ediyor? Sen ne için onu yapıyorsun? Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Name yapmak için mi okuyorsun? Rabbimizin kelamını duyarak onu duyurmaya mı çalışıyorsun? Neyse, kadın abi sözlerini sordu. Sözleri de bizim Serdar Tuncer'e aitti. O biz Ankara'dan o gelir gider şiirlerini verirdi. Ben tutardım onun şiirlerini. Şöyle bir dörtlük, gerçekten güzel bir dörtlüktür. Öyle deyince kaldım ha, bir saniye. Allah Allah. Aklınıza gelince söylersiniz. Vallahi aklıma gelince söylerim. Ama böyle çok anlamlı bir şey yani. Abi kadın yarısında ayağa fırladı, kalbini tuttu. I can't stand it anymore dedi. Kaçtı gitti kadın. Koşarak kaçtı. Yani ben artık dayanamayacağım dedi. Kaçtı kadın gözyaşları içinde. Şimdi hani bu olay şundan olmuştu. Abi işte odur, bu budur falan denilebilir. Ama işin esası şu, Mehmet kardeşim de dediği gibi. Musiki'de başka birçok şeyde olmayan bir tesir vardır. Çünkü aracı yok. Yani musiki bizzat tesir eden bir şey. Çünkü dikkat et, mesela kulaklar doğrudan beyne bağlıdır. Vücudumuzdaki aslında en hassas organ kulaktır. Mesela Allah korusun, kulakta iltihap olunca tedavi edilmezse o beyne kadar sirayet eder. Mesela göz öyle değildir. Bunlar hep ikili işlemle biz görüyoruz mesela. Önce gözün içinde, o gözden sinirler vasıtasıyla görme merkezine. Kulak öyle değildir. Kulak doğrudan işitme merkezine bağlıdır. Dolayısıyla insanın işitmesi aslında hakikate açılan birinci kapıdır. Çok o yüzden güzel. İşitmek fiili Mehmetciğim. Semi'ana ve ete'ana. Hep ayette de öyle geçer. Semi'un basir. Aynen. Ve şöyle bir şey değil mi muhterem hocam? Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Ağaç kökünden, insan ise kulaktan sulanır. Kulaktan beslenir, evet. Yani aynen. Bizim, çünkü göz yanılır, kulak asla yanılmaz. Abi ben bu mevzuyu... Zaten sözlü kültür değil mi hocam bizim toplumumuzda? Evet. Yani o da var ama şu yazılı da var canım. Acayip bir yazılı var. Eskiden de mesela, tabii. Hatta Efendimiz döneminden de tutup aldığımızdan beri. Biz ona önce kulaktan hıfzediliyor. Evet. Cebrail'i metot diyoruz. Evet. İşte Cebrail Aleyhisselam'ın Femi Muhsin'inden çıkan kelam, ayet, Peygamber Efendimiz'in ilk önce kulağına yerleşiyor. Kulağına, gönül kulağına yerleşiyor yani. Vasıtasız direkt yaptığı için işte biz meşk sistemi dediğimiz şey aslında bizim Cebrail'i metodumuz. Tabii o tevhidi. Abi şeyi aklıma geldi de şimdi Kur'an-ı Kerim'de Semi'na ve Ata'na da var. Bir de Semi'na ve Asa'na da var. Evet. İşittik ve isyan ettik. Öbürü de işittik ve itaat ettik. Ben yıllar evvel kimle beraberdik ya? Galiba Ender Doğan'la, kulakları çınlasın. Gene böyle bir sahur programında. Bu bahisler açıldı. Sonra eve gittim. Benim kafama takıldı yani. Semi'na ve işte Asayna. Asayna da var. Ata'na da var. İşittik ve itaat ettik. Ya dedim, acaba işitmek ve itaat etmek fiilleri arasında bir irtibat var mı? Etimolojik olarak. İşte evde Fransızca etimoloji sözlüğü var. İngilizce var. Şu var, bu var. Abi açtım baktım. İngilizce'de de Fransızca'da da işitmek fiili ile İtaat etmek fiili aynı kökten geliyor. Allah Allah. Evet. Latince'de de aynı kökten geliyor. İngilizce'deki Sanskritçe'ye kadar bağlanır. Sanskritçe'de de aynı. Çünkü biz de hani günlük hayatta deriz ya, mesela çocuğa yavrum oraya gitme. Gider. Yavrum gitme. Gene gider. Ondan sonra ya sen beni duymuyor musun? Sen beni dinlemedin. Sözümü dinlemedin. Bakın uymadın demiyoruz. Dinlemedin çünkü uymak fiiliyle eş anlamlı bir şey bizim için orada kullandığın zaman. Dolayısıyla musiki, ben öyle demiştim ya bir yazıda, duymak uymaktır, kulak ulaktır. İnsan kalp kulağıyla guşi değil, dinler ise orada birçok sesler duyar. Mevlana Hazretleri Mesnevi Şerif'te öyle diyor. Sarhoş Türk işte kafayı çekti. Çalıp söylemeye başladı. Onun nameleri içinde kavlu bela sadaları geliyordu. Evet. Yani, Türk dedi, o Türkmen dağları derler. Ondan sonra yani onu duyan kulak tabii öyle duyuyor yani, ama bize gelse biz işte türkü söylüyor, şarkı söylüyor.
onda kalıyoruz. En fazla sözlerine anlam bulmaya çalışıyoruz. Acaba bu sözde ne var gibi. Halbuki mana bizatihi o sesin içinde gizli. O yüzden mi hocam ecdat tedavi maksadıyla kullanmış tabii bunu ki, işte. Tabii ki. Yani evvela biz dedik ya hani iman dedik, evet. Hakikate ulaşmada sonra akıl dedik, evet. Ya. İlk önce aklını başına getiriyor. Delilleri, evet. Akıl hastalarını nasıl iyileştiriyor? Musikiyle iyileştiriyor. Aynen. Yani yine bir hakikate ulaştırma çabası. Kesinlikle için. Yani sıhhat, sahihlik, tasih bunların hepsi doğrultma ile ilgili. Sağıltma diyorlar ya, sağlam, sağlık bunların hepsi aynı kökten geliyor. İnsanın sağlamlaşması için kalbinin, duygularının bu çok önemli ve musiki o yüzden çok önem verilen bir konu aslında bizim geleneğimizde. O yüzden zikirlerde de kullanılır. Aslında tek bir perde bile tesirlidir abi. Ben derslerde bunun örneklerini veririm. Mesela bir tek la notası veya bir tek dügah notasını bir neyden tek o sesi dinletirim. İnsanlara derim ki gözünüzü kapatın talebelerime. Şimdi bir şey dinleteceğim. Uzun bir dügah perdesi üfler ney. Sonra susarız tabii. Çünkü o tesirin içindeki yankılarının giderek bitmesi gerekiyor. Onu beklemek lazım. Sonra çocuklara ne hissettiniz derim. Çok acayip şeyler söylerler. Tek bir ses bu. Hani bu muhteşem eser dediği gibi değil yani. Zekai Dede Hazretleri bak gönlünden geldiği için adamı hoplatır yani. Hoplatır. Yani o sadece Yunus Emre Hazretleri'nin hikmetli sözlerinden dolayı tesirli değil. Onu kalbinde hamur etmiş, kalbinden onu duymuş Zekai Dede Hazretleri'nin o güzel ağzından çıkan nameler bunlar. O yüzden musiki eğitimine de o yüzden çok önem vermişler. Yani musiki bir tefekkür aracı, bir tezekkür, bir teşekkür aracı. Yani fikir, zikir ve şükür aracıdır. Bir eğlence aracı o öyle de vardır ama Dedegan öyle bakmıyorlar. Hatta sesleri de üçe ayırmışlar Dedegan. Bu şifai bilgidir bize aktarılan. Cemali ses, kemali ses ve celali ses. Şimdi cemali ses insanda ferahlıklar uyandıran, içini açan seslerdir. Celali ses insanı silkilip kendine getiren sestir. Kemali ses de insana doğrudan kemalat aktaran ses. Allah Allah. Yani sesle aktarıyor. İşte hakikat hocam. Değil hakikate abi. Ulaşma yolu yani. Bir araç işte. Dediniz ya musiki hakikate ulaşmada aslında bir araç. Aslında hakikate ulaşmak için her şey araçtır. Çünkü anlayabileni. Allah, tabii. Yani nefesleri yolunca hani insanların sayısı, nefesleri sayısınca yol vardır buyurmuşlar arifler. Bu da bir hakikattir abi. Bu da hakikate bir yoldur. Şu da bir hakikate yoldur. Hatta Mehmet kardeşimin de söylediği gibi mesela bu eşyalar, bu şeyler her biri bir işarettir. Her biri bir yön levhası. Onu görsek hepsi Rabbimizi gösteriyor. Diyor ki sen benim böyle olduğuma bakma. Sanırsın ki ben yanımdakinden farklıyım. Bardak öyle diyor. Ama diyor ikimiz de aynı asıldanız. Sen bir yerde armut ağacı görürsün, yanında elma ağacı vardır. Fakat onların kökleri aynı toprağa bağlıdır. Birinden karpuz çıkar, yanından kavun çıkar. Öbür taraftan çilek çıkar. Hepsi aynı toprağın yavrusudur. Aynı annenin evladı. Şimdi Rabbimizin her şeyin aslı olduğunu, her şeyin yaratanı, yürüteni, yöneteni olduğunu insan anladığı zaman asıl o zaman tevhid ehli olur. Yani onu görmeyi hep hatırlamak ve çabalamak gerekiyor. Çok önemli hocam gerçekten ifade buyurduğunuz gibi. Orada da tabii mesela bir de şu var hocam. O bahsettiğimiz bu musiki, cezbe ilişkisini falan konuştuk ya hakikate ulaşmada araç olarak. Bir de aşk var orada. İşte siz dediniz ya mesela cezbeye gelen kişi orada artık taşar. Evet. Taştığı için ne yaptığını bilemez o. Aynen. Taştığı için. Çünkü bir artık hakikate ulaşıyor. Yavaş yavaş ulaşma aşamaları. Yaklaştıkça aslında bir taşma meydana geliyor. Evet. O hakikate. Ve mesela bu taşmada da Mevlana'ya bakıyoruz. İşte sema dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Evet. Plan. Hani, o cezbeyle olan bir şey. Cezbeyle olan bir Mevlana şey. Mevlana işte. Hazretleri bu, cezbeyle dönerdi. Cezbeyle olan. Yani buradaki ilişkiyi biz nasıl kuracağız peki hocam? O aşk ve hakikat arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağız? Şimdi aşk insanın mayasıdır.
Ahmet Avni Bey Hazretleri meşhur hadisi kutsiyi Türkçe'ye şöyle tercüme etmiş. Ben bilinmez idim, bilinmeye muhabbet ettim. Allah Allah. Yani Allahu Teala, biz onu genelde nasıl işte, ben bir hazineydim. Gizli bir hazineydim. Evet. Bilinmeyi. Nedir abi oradaki fiil? Yani kuntu kenzen hafiyen mahfiyen. Allah'ım ben i̇şte de hocam. Orada gibi. Bilinmeye muhabbet ettim diyor. Şimdi Allahu Teala kendini bildirmeyi önce muhabbet ile aktarıyor aleme. Evet. Aşk üzerinden aktarır. O yüzden insan aşkın evladıdır. Allah. Yani biz, insanlık bu değil ki yani. Abi kolum var, gözüm var, işte yürüyorum, düşünüyorum, yiyorum, içiyorum, geziyorum. İnsanlık bu değil. Yani insanlık Rabbimize, o yaratılışımıza konulan mayadan bağlanmak. O mayayı bir kere kendinde görmek. Evet. O mayanın farkında olmak, o maya üzerinden Allahu Teala'yı görmektir. O yüzden hani derler, aşk olmadan meşk olmaz. Bu her şey için geçerli biliyorsun. Mesela bazı insanlar vardır, matematiği o kadar sever ki adam, bizde hani en uzak olduğumuz konular ya matematik falan. O gibi insanlara çok şaşırırız. Abi sen nasıl ya? Abi ben matematiğe hastayım falan. Adam 24 saati matematikle geçiyor. O sevdiği için onu becerebilir. Çünkü sevgi aynı zamanda başarmanın da şartıdır, evet, ön evet, şartıdır. Musiki mesela sevmesen, Mehmet kardeşim gibi onlarca yıldır meşk ediyor mesela. Abi bir süre sonra bıkarsın. Tamam, burayı bitirdik, ben gideyim esnaf olayım. Ben gideyim ticaret yapayım dersin. Ama adam ticaret yaparken bile namelerle hemhal olur. Hangi iş yaparsa yapsın. Dolayısıyla aşk olmadan meşk olmaz. Yani iş ortaya konmaz. Meşk aynı zamanda bir şeyi ortaya koymak, iş üretmek demektir. Ben ona Dedegâh'ın desturuyla araya bir şey daha koydum. Aşk olmadan şevk olmaz. Şevk olmadan meşk olmaz. Çünkü şevkin kaynağı aşktır. Yani bir insan birisi bir şeyi çok sevdi mi ona enerji sarf eder. O onu harekete geçirir. Değil mi abi? Mesela müziği çok seviyor. Benim öyle tanıdıklarım var. Konya'da öyle bir arkadaştan bahsetmişlerdi yıllar evvel. Abi genç adam bendire aşık oluyor. Bendir. Adam bir bendir bulmuş bir yerden. Hiçbir hocası falan yok. Abi adam 24 saat bendir vuruyormuş evde. Artık komşular gelip kapıları yumrukluyor. Lan yeter, mahvettin bizi yani. Güm güm de güm 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 de güm güm. Ama adam kendinde değil işte, senin de söylediğin gibi. Aşk insanı başka bir yere taşıyor. Hatta bizim musikimizde, Mehmet kardeşim daha iyi bilir, terennümler vardır. İşte ikai terennüm diyoruz veya işte lafzi terennüm. Mesela ne gibi? Ya lelli, ye lela, efendim tenna, tenena, terelelli diyoruz ya biz. Bak o bile ilginçtir. Arkadaş terelelli dedikleri, yani arkadaş normal davranışlar içinde değil. Aslında eserlerdeki o kısımlar anlamsız hecelerden oluşuyor. Anlamlı heceler geçiyor melodi. En parlak melodilere en anlamsız heceler konuluyor. Bunun bir sebebi olmalı. Ben olsam en parlak melodiye en baba sözleri yerleştiririm, değil mi? Evet. İyice vursun diye. Ama işin sözle ilgisi olmadığını oradan anlıyorsun. Çünkü o terelelli dedikleri yer aslında aşk makamıdır. Orada cezbe vardır. Cezbede olan adam ne dediğini bilmez ki. Leyla mı diyor, Mevla mı diyor, efendim adam ıspanak diyeceğine patlıcan der. O aşıka sorulmaz. Aşıka hani Bağdat sorulmaz. Ufuklara aşağı gider. Abi nerede, Bağdat ne tarafta ya falan. Adam basar gider abi. Lan nereye gidiyorsun? Bağdat orada değil, şurada. O oraya doğru gider. Şimdi biz bunu biraz şey gibi anlıyoruz. Serkeşlik hani. O yüzden insanların çoğunluğu kendilerini kontrol güya düşüncesiyle aşka kendilerini vermezler. Mayalarına dönmezler. Hani o cezbeden korkarlar. Hatta bunu bana bizzat söyleyen de oldu. Abi dedi, senin bu uğraştığın ben müzikle, ben uğraşmaya korkuyorum. Niye? Korkulacak ne var lan? Ne kadar güzel bir şey. Ya güzel bir şey de dedi. Ben bir girersem bir daha çıkamam diye korkuyorum. Şimdi o çünkü çok kontrolcü bir arkadaştı. İnsanlar bu cezbeden ve aşktan korkarlar. Aşık olmaktan da aslında korkarlar. Herkesin kaldırabileceği bir şey de değil hocam zaten. Değil, tabii. Yani o bir akıştır. Yani malım da yağma olsun, canım da yağma olsun diyen adam için sorun yok.
O hepsini yağmaya verir. Hocam ezanı Muhammediye'ye de 5 dakika gibi kısa bir süre kaldı. Ben de şimdi Mehmet Hocam'dan diyorum o kadar konuşuyoruz bir de dinleyelim hocam evet kısa ya, bir şey de evet. O zaman. Kusura bakma Mehmet. Estağfurullah. Şimdi bu sefer de şöyle bir şey yapalım eğer hocam müsaade buyurursa. Bizim irfani türkü formatında biraz da curcuna malumunuz Urfa'ya böyle yapışmış bir usuldür. Curcuna usulünde fakirin Aşık Yunus'un şiirine bir bestesi maşallah. Var hocam. Evet maşallah. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Sürekli. Bir garipsin şu dünyada gülme gülme. Tamam hocam. Bir 5 dakikamız var Ezan-ı Muhammediye. Tamam. Birazcık kısa bir şekilde alırsak hocam makbule geçer. Tamam. Canlı mı okuyayım? Buyurun hocam siz başlayın. He. Canlısı makbul abi. Ezan-ı Muhammediye de artık yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Eyvallah. Kıymetli hocam şimdi son 2 dakikamız var Ezan-ı Muhammediye. En can alıcı noktayı sona bıraktım ki hocam birkaç cümleyle ifade edeyim diye. Çünkü hakikat denince aklımıza İmam Gazali gelir şüphesiz. El-Munkız Minet Dalal geliyor evet. Hocam. Şimdi bu eserle günümüz insanına ne söyler hocam Gazali? Kısa böyle birkaç cümleyle söylesek. Bence adam ol diyor. Yani bildiğine, kıldığına, sandığına aldanma diyor. Çünkü insanın aldanması kendi içinde olan bir aldanmadır. Hani bazıları bizi aldattı, ulan lanet olsun, güvendik, öyle oldu diyen adam da aslında kendini aldatıyordur. Çünkü hakikati, hakikat bağından kopmayan, hakikatin zıttı olan batılı da her yerde süzebilir. İnşallah Allah-u Teala kalbimize o selameti, o teslimiyeti verir de biz de inşallah hakikati hak olarak görüp, batılı da batıl olarak görüp, İkisini de tefrik edebilir, Faruk oluruz inşallah. İnşallah hocam, çok güzel ifade ettiniz. Evet hocam. Evet, yani üstadın kelamın üzerine ne diyelim. Ama benim aklımda hocam yine günümüz büyüklerinden Mustafa Kutlu Hoca'nın çok güzel bir lafı vardır. Böyle kulağıma küpedir. Evet. Sanat diyor hakikate giden yolda bir duraktır diyor. Yani evet. Dolayısıyla bu hususta
Mevla'ya onun yolunda hizmet etmeyi cümlemize nasip etsin. Kendi lisanımızca amin. Diyelim. Amin. Hepimizin de inşallah. Bu Mustafa Kutlu hocamızın sanat hakikate giden evet, yolda. Sanat hakikate giden yolda bir duraktır. Bir duraktır. Evet. Yani çok güzel ifade hocam. Gerçekten. Evet. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ezan-ı Muhammediye saniyeler var. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun. Bizi kırmadınız. Teşrif ettiniz. Evet. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Mehmet hocam Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Efendim. Sesinize gönlünüze sağlık Allah hocam. Evet, bize de o hem bahsettiğiniz hakikat arayışında aslında musikinin bir araç olduğunu hem de icra ederek gösterdiniz evet, hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kıymetli seyircilerimiz bir Sahur Sevinci programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim bugün Doktor Savaş Barkçın hocamla ve Doçent Doktor Mehmet Öncer hocamla birlikte hakikati Allah konuştuk. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hocamız oruçları dergah-ı izzetinde kabul eylesin. İstanbul için imsak vakti. Allahu Ekber, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Ey bu gecenin ve şu sahur vaktinin Rabbi olan Allah'ımız, bizi iftara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle. Oruç tutmayı korunmamız olarak tanımlıyorsun. Oruçla hem maddi hem manevi olarak bizi koru Allah'ım. Ya Rabbi, ellerimizi açtık sana dua ediyoruz. Yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Bana dua edin, dualarınızı kabul edeyim buyuruyorsun. Ya Rab, her türlü müracaatımızı, her türlü isteklerimizi kabul eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Her şeyi kuşatan, her şeyi içine alan o geniş rahmetinle beni bağışlamanı diliyor ve benim günahlarımı, hata ve kusurlarımı affetmeni istiyorum. Allah'ım, senden kalbimle birleşen bir iman istiyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylere kanaat getirebileceğim bir yakin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey mağfireti bol Allah'ım! Senden imdat diliyor ve sana sığınıyoruz. Hayatımızda yaşadığımız sıkıntı ve zorlukları bu mübarek saatler hürmetine kolaylaştır. İmdadımıza yetiş. Devletimizi, milletimizi ve bütün Müslümanları her türlü afetlerden, belalardan, musibetlerden koru ve bizi emin eyle. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza edalar nasip eyle Allah'ım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana nasıl dua etmişse öyle dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin.